Evet, hemen değerli konuğumuzun fikrini alarak bu konuyu konuşmaya başlayalım sayın seyirciler. 25 TL'nin üzerini gördü dolar, 27'yi aştı euro ve devam edecek mi etmeyecek mi? Piyasalar neden böyle bir tepki verdiler? Profesör Doktor Sayın Öner Günçavdı'ya soralım görüşlerini. Merhabalar hocam. Hoş geldiniz KRT'ye. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi bugün Karar Gazetesi bu meseleyle ilgili bir manşet atmıştı. Yetmez ama rasyonel şeklinde bir başlıktı bu. Çok hoş göründü bana gerçekten. Ne dersiniz? Yeterince rasyonel olmadı da mı acaba piyasalar böyle tepki verdiler? Bazı açılardan doğru, rasyonel görülmemiştir. Ama rasyonelite denilen şey amaçla ilgili bir şeydir. Yani amaca uygun karar alınıp alınmamasıyla ilgilidir. Sanırım biz bu faiz kararında amacı enflasyon olarak düşündük. Yani bir şekilde vatandaşın lehine olabilecek, satın alma gücünü ve refahını arttırabilecek, enflasyonla mücadele edebilecek bir oran tahmin ediyorduk biz. Ya da piyasalar böyle tahmin edebiliyordu. O yüzden de %20'ler, %25'ler telaffuz ediliyordu. Bu tabii ki yurt içerisinde hakim olan görüştü. Zira yabancılara baktığınız zaman bu oranın %40'lara kadar çıktığını biz gözlemledik. Neden? Çünkü onlar enflasyon oranını, resmi enflasyon oranını esas alarak işte reel faiz uygulamasının başlaması gerektiğini, ancak o takdirde yurt dışından Türkiye'ye sermaye girişi, portföy yatırımları olabileceğini düşünerek böyle bir tahminde bulunuyordu. Ancak biz Türkiye'de yaşayanlar ülkemizin koşullarını, siyasetçilerin pozisyonlarını ve düşünüş tarzlarını bildiğimiz için bu kadar abartmayalım bu işi. Yani %20 de yapsa en azından iyi bir niyet beyanıdır ve önümüzdeki günler açısından da olumlu bir takım politik gelişmelere, ekonomide kararlara, eylemlere vesile olacağının göstergesidir diye düşünerek beklentimizi düşük tutuyorduk. Hı hı. Oysa olması gereken %40 veya üzeri oranlardı. Zaten o düzeyde çıkarttığınız zaman faizleri sermayeyi bulursunuz dışarıdan da harcayacak adamı bulamazsınız. Yani o boyutta bir faiz oranı Türkiye ekonomisinin de çalışmaz duruma getireceği de aşikar. Ama bunların hiçbiri olmadı. Onun yerine ne oldu? Sayın Naci Ağbal Naci Ağbal'ın görevden alınmasına sebep olan bir faiz oranı vardı. 19'lara çıkartmıştı. 14'ler civarında. Biz yapa yapa o kadarını yapabildik. Yani Naci Ağbal'ın görevde olduğu dönemde böyle bir riskli kararı almadan önceki faiz oranını getirdik. Bu elbette hem uluslararası camiayı hem de yurt içerisindeki iktisatçıları, yatırımcıları, tasarruf sahiplerini hayal kırıklığına uğrattı ve bunun üzerine de döviz piyasalarına hücum başladı. Bu beklenen bir şeydi anladığım kadarıyla. Nereden bunu biliyoruz? Dikkat edin Remziye Hanım, bu birbirlerini tamamlayan iki karar aynı hafta içerisinde alındı. Askeri ücret tartışması, asgari ücretin tespiti, asgari ücretin 11.400'lere çıkartılması ve bu kararında bugüne kadar alışık olmadığımız bir mekanizma içerisinde ve hızda gerçekleşmiş olması. Benim hatırladığım kadarıyla bir toplantı yaptılar ve toplantının sonucunda bu iş bağlandı. Oysa hatırlarsınız daha önceki toplantılarda birkaç kez bir araya taraflar gelir ve evet, bu iki toplantı yapıldı. İki toplantı ama evet, çok hızlı bir şekilde yapılan bir toplantıydı ve son sözü de masada oturanlar değil Sayın Cumhurbaşkanı verdi. Yani bir ölçüde kafasındaki olan ya da hükümetin, iktidarın kafasındaki ücret
empoze edilmiş oldu. Gerçi bunu inkar etse de ilgili sendika başkanı herhalde o makama bayram öncesi bayramlaşmaya gitmedi. Durduk yerde neden böyle bir hassas müzakerede oraya gidebilir? Evet. Dolayısıyla yani şöyle mi söylüyorsunuz hocam tam olarak? $1,500 vaadi vardı. Zaten bu dolara bu rakama tam olarak ulaşılmasa da yakın bir rakam belirlendi. Dövizin yükseleceği tahmin edildiği için bu toplantı bir an önce sonuçlandırıldı ve dolayısıyla orada akıldaki rakam da verilmiş oldu. Ama bir taraftan o alınan rakam da erimiş oldu şimdi. Tabi zaten senaryo yani bir siyasetçimiz geçenlerde söylemişti. Oyun hani planlandığı gibi gidiyor falan diye bir şeyler söylemişti en son seçimde. Marjinal bir siyasetçi. Şimdi durum bununla aynı. Dolayısıyla iki kararın, stratejik iki kararın verileceği haftaya bunlar sıkıştırılmış düzeyde. Benim anladığım kadarıyla bu bir senaryonun oynanması şeklinde gerçekleşiyor her şey. Dolayısıyla her şey bir tarafa Remziye Hanım, bu askeri ücret müzakeresinde Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde devreye girmesi normal midir? Onun orada bakanı var. Her neyse, onu bir tarafa bırakalım. Faize dönersek, dediğimiz gibi bu faiz oranı, belirlenen faiz oranı bizim için, vatandaş için, enflasyonla mücadele için yapılmış bir faiz oranı değil. Sayın Cumhurbaşkanı çok net bir şekilde gördü. Bugüne kadar nasıl olarak ortaya konulan para politikasının sonuna gelindiğini, artık bunun devam ettirilemeyeceğini bildiği için bir imaj ve vitrin tazelemesi gerektiği ve vitrini tazelerken de uluslararası camiadan onay alabilecek, takdir görebilecek bir profillerle bu işe devam ettiği mesajını vermek istedi. Bu amaçla Mehmet Bey devreye girdi, Gaye Hanım devreye girdi ve sonuçta alınan bu faiz kararıyla daha fare doğurdu. Neden bunu yaptı? İmaj değiştirerek önümüzdeki seçim süresince ihtiyaç duyduğu kaynakları dışarıdan elde etmeye çalışıyor. İçeride artık kaynak kurudu. O zaman şu tez çöktü mü diyorsunuz bu kararla birlikte? Mehmet Şimşek'in bazı sözler aldığı, gayet özgür bir biçimde kararlarını alarak bu süreci yöneteceği, bunun da garantisinin kendisine verildiği tezi sizce hali hazırda söz konusu değil midir? Şimdi böyle bir tezden haberdarım, ortalıkta dolaşıyor ama bu kimin tezi onu bilmiyorum. Yani böyle bir söylenti var ama şeffaflık, hesap verilebilirlikten bahseden Sayın Bakan ve bunu ilk toplantısında kamuoyunun karşısına çıktığı zaman bununla çıktı. Bugüne kadar bu konularda herhangi bir şeffaflık göstermiyor. Neden bu göreve geldiğini biz hala bilmiyoruz. Hatta Remziye Hanım, böyle bir kritik faiz kararı ki Türkiye'de birçok insanın hayatının zorlaşmasına neden olan bir pratikten geriye dönüldüğü bir noktada ve bu yüzden de kamuoyu beklentilerinin yönlendirilmesinin ihtiyaç halinde olduğu bir durumda hem Sayın Bakan'ın hem de ilgili başkan yardımcısının yurt dışında olması insanın aklında soru işaretleri doğuruyor. Hatta ve hatta faiz kararı ve arkasından gelen yazılı açıklamayı takip ederek Sayın Şimşek bir takım ek açıklamalar yapma ihtiyacı duydu. Evet, sanki ama bir taraftan şu mesajda